yeşil için olmaz, çınma mı renkli için? Elsa, kaç ne daha mı? Nerede 3 yaşında bir var ya? Onlar bildi anlaştı, eyvallah. Gidiyorlar. Hemen nereye gidiyorlar kimse bilmiyor. Bizim elimizde tank olacak, olmaz diyor. Hocam bu taraf. Galiba şuradan da bir yol var ya. Ne? Şuradan da bir yol var mı? He. Dedik şu karşı tepeye çıkabiliyordu. Ama zamanla iklim koşulları, insanların bilinçsiz kazısı, doğayı tahrip ettiler. O izleri, yolları da yok ettiler. Buralar kayıyor ama. Ama dikkatli olun, herkes çıkmasın. Bende yükseklik şey de var. Abi çıkmayın ya. İşte bak. Gelirse. Buraya aşağı inip oradan gitmeyin. Hmm. Bir ekip gönderdik, gidildi burası. Yani burası sivit alanı. Şimdi mağaranın arka tarafında Dola başkenti diyorlar. Başkent diyorlar. Yani Kurçuk'tan geldiniz. Orası, o Seferek, Başkent, Beyinzer, Gomazlı. O köyler daha sonra yerleşmiş. Burası göl şeklindeymiş. Ben o suyu... Şeyde belirtelim mi? Ne mağaraları burası? Burası Pınar Mağarası. Yani bilmeyin, izlemeyin. Pınar Mağarası. İşte burada suyun zamanla burayı aşındırıp kendine yol edindiği, o göl kısmının da yok olduğu, orasının yerleşim alanına döndüğü şeklinde düşünüyorum ben. Ama üst tarafta mesela 3000 hayvanın sığabildiği bir mağara var, ön girişinde zaten. Evet. Hayvanlar o zaman işte sonbaharda, ilkbaharda burada çok sert yağışlar olur, yağmurlar olur. O fırtınalardan korumak için hayvanlarını oraya yerleştiriyorlar. Onun buna bağlantısı var mı? Tabii ki. İşte, burasının gerçekten bilimsel bir araştırmanın taç olduğu, üst mağaranın da buraya bağlantısının olduğu bir ışıklandırmanın, turizme açılması için bir yatırımın, skalanma yapıp bir çalışmanı yapması gerekiyor. Bu köyde özellikle mağara dışında köyün arasında küçük bir krater gölümüz var. Ya gördüğünüz gibi Hardi Devrişim Mekanı Ziyar-ı Diyarların mekanıdır. Hardi Devrişim Mekanı on binlerce yılların tarihi medeniyetlerin mekanıdır. Ama ne yazık ki bu ülkede biz ne tarihimizi anlayabildik, ne medeniyetlerimizi anlayabildik, ne de yerimizi öğrenebildik. Yani buna bize asla fırsat tanınmadı. Biz bugün bu doğa yürüyüşleri yaparak, festivalleri yaparak, hem medeniyetlerimizi, hem inancımızı, hem kültürümüzü, hem de tarihimizi bir not düşmek istiyoruz. Gerçekten burada elbette ki bir tarihçi falan değiliz. Yani bunu tarihçiler adına belirtmek istemeyiz, zor bir konu. Ama bunu biliyoruz ki bu topraklar, Hardi Devrişim Mekanı, 10 bin, 100 bin yıllar, belki bin yıllardır buralarda çeşitli medeniyetler geldi geçti, buralarda yaşadı. Fakat yaşayan halkları, toplumları bir türlü anlayamadık, bilmedik, öğrenemedik, kapandı bize. Yani biz, bu da bir asimilasyonun, bir bilgisizliğin, bir imkansızlığın parçası olarak sistemler bize
öğretemedi, buna da fırsat vermedi. Örneğin bugün Kunan Mağarası'ndayız. Bu en azından Vart için diyebilirim ki Hamurbet Gölü, Çermikler, Bingöller, yani Bingöl dediğimiz işte Gülübek Yaylaları ve Güneşin Doğuşu, Kov dediğimiz alanlar, daha da nicelerini sayabileceğimiz tarihsel mekanlarımız var. Ama ne yazık ki bu tarihsel mekanlarımızın bir karşılığı yok. Sadece taş olarak kalmış gibi görünüyor. Bundan sonra dilerim ve umarım toplumumuz bunlara sahip çıkar. Bununla birlikte devletin katkılarıyla, yani biz bunu tek başımıza ortaya çıkaracak, turizm alanına çevirecek bir imkana sahip değiliz. Biz ancak buna öncülük yapabiliriz. Bu nedenle de bu tür mekanları, tarihsel mekanlarımızı turizme açabilecek, halkımızın buluşma noktalarına dönüştürebilecek çalışmalar yapmaya çalışacağız. Şimdi aşağı aktarını düşünüyorum. Tabii sonra Altan kendine yol edindikten sonra su buradan aktarını düşünüyorum.